Günaydınlar efendim, günaydınlar. Kahvemden bir yudum aldığıma göre ve saat de artık 9.30 olduğuna göre konuşabilirim çünkü sesim açıldı. Kahve çok güzel geldi, konuşamıyorum bir saniye. Yine bir neler yiyorum videosuyla geri geldim. Başlıktan da göreceğiniz üzere aralıklı oruç yapıyorum. Aslında ilk defa yapmıyorum bunu. Yazın çektiğim iki tane videoda da bundan bahsetmiştim. Bir tanesi verimli bir gün geçirmekti. Bir tanesi sabah rutinimi paylaştığımda da aralıklı oruç yapıyordum. Fakat böyle detaylı bir şekilde hiç konuşmamıştık bu konu hakkında. Bugün dedim ki hem size aralıklı oruç yaparken neler yediğimi gösterirken aralıklı oruç hakkında biraz bilgi vereyim, neden yapıyorum ve nasıl bir verim alıyorum ondan da bahsedeyim dedim. Öncelikle ben bir diyetisyen değilim. Evet, diyetisyenlik okuyorum ama daha bir diyetisyen adayıyım. Yani bir diyetisyen değilim. Ve bu bir diyet ya da zayıflama videosu değil. Sadece böyle ara ara sıkıldıkça beslenme düzenimi değiştiriyorum. Farklı şeyler yaptıkça da sizlerle paylaşıyorum. Aralıklı oruç hakkında böyle inanılmaz bir bilgi sahibi değilim tabii ki de. Yine de bildiklerim var ve ben kendi bildiklerim ve doğru olduğunu düşündüklerimi sizlere aktaracağım. Ama sizlerin de aklında böyle bir şey varsa yapmak istiyorsanız veya denemek istiyorsanız önce lütfen doktorunuza, diyetisyeninize ve bir aile büyüğünüze danışın ve özellikle Google'dan ve YouTube'dan araştırmanızı yapın. Çünkü YouTube'da çok güzel profesörlerin bu konu hakkında, aralıklı oruç hakkında çok güzel bilgilerin olduğu videolar var. Ve internetten okuduğum kadarıyla aralıklı orucu herkes yapamazmış. Yani diyabet hastasıysanız, tansiyon hastasıysanız ya da hamileyseniz veya emziriyorsanız yapmamanız gerekildiği söyleniyor. Bu da internetten okuduğum bir bilgiydi. Eğer öyle bir durumdaysanız bilginiz olsun. Öncelikle aralıklı oruç ne demek? Aralıklı oruç sadece belli saatler aralığında yemek yemek demektir. Bu beslenme stilini normal yaşantısına uyarlayanlar da var. Diyet için yapanlar da var. Şu son yıllarda inanılmaz popülerleşti ve çoğu diyetisyen artık diyet listelerini bu şekilde aralıklı oruca göre yazmaya başladı. Hatta aralıklı oruçla yapılan bir sürü diyet listesi ve diyetler de mevcut. Böyle aralıklı oruç yaparak ağır bir diyet denemedim daha önce. Ama yararını çok fazla görenler var diye biliyorum. Bitti. Minnacıktı. Yani şu kadarcıktı. Dedim ki bu sefer şu son zamanlarda bütün doktorlar ve diyetisyenler aralıklı orucu öneriyor. Ben de duyuyorum. Bunun sebebi vücuda hem iyi gelmesinden dolayı hem de bir sürü yararının olmasından dolayı. Ama daha kanıtlanmış bir şey yok ortada. O yüzden bu konuda aklınıza kalsın. Bu beni bazen sorgulatıyor. Kanıtlanmış bir şey olmadığı için de bazen acaba mı yanılgısına düşmüyor değilim. Anlam olarak iki tane aralıklı oruç şekli belirtiliyor. 16'ya 8 ve 5'e 2 olarak. 16'ya 8 ne demek? 16 saat aç kalıyorsunuz, 8 saat yemek yiyorsunuz. 5'e 2 ne demek? 5 gün boyunca normal besleniyorsunuz, 2 gün boyunca aralıklı oruç yapıyorsunuz. Bu saat aralıkları neleri kapsıyor? Mesela 16'ya 8'den örnek verecek olursam. 16'ya 8 demek 16 saat zaman aralığı içerisinde hiçbir şey yiyip içmiyorsunuz. Yani kalori değeri olan hiçbir şey yiyip içmiyorsunuz. 8 saat içerisinde de yemek yiyorsunuz, yiyorsunuz, içiyorsunuz. Yani bu bir diyet konseptinde olmadığı için dilediğiniz kadar her şeyi yiyip içebiliyorsunuz. Tabii yani normal günlük yaşantınızda yaptığınız şeyleri aşmamanız en doğrusu. Bu 8 saatlik zaman kavramı nereye kapsıyor? Genelde diyetisyenler böyle aralıklı orucu verirken 10 ile 8 arasını veriyorlar. Mesela saat 10'da kahvaltı yapıyorsunuz ve akşam 8'de de son öğününüzü yiyerek yemek yemeyi gün içerisinde kapatıyorsunuz. Sabah 10'dan akşam 8'e kadar dilediğiniz her şeyi yiyip içebiliyorsunuz. Ama mesela sabah 8'de kalktınız ve 10'da kahvaltı yapacaksınız. O uyanık kaldığınız zaman zarfı içerisinde su, yeşil çay, sade ve şekersiz kahve ve su haricinde hiçbir şey yiyip içmemeniz lazım. Asıl amaç uyanık kaldığınız süre zarfı içerisinde ve yemek yeme saatleriniz değilse kalorili besin değeri olan hiçbir şey tüketmemeniz gerekiyor. Aralıklı oruç hakkındaki genel ve temel bilgiler bunlar, yani benim bildiklerim bunlar. Peki ben aralıklı orucu nasıl yapıyorum?
Aralıklı oruç yaparken nelere dikkat ediyorum ve nasıl bir verim aldım daha önce yaptığımda. Yazın iki kere aralıklı orucu yapmıştım. İlkinde kilo vermek için yapmıştım. Çünkü daha ilk yeni duymuştum aralıklı orucu ve denediğim zaman sadece böyle kilo verme odaklıydım. O zaman kafam ve beynim hani Başak kilo vermelisin, Başak kilo vermelisin olaraktı. Şu an ise sağlıklı beslenmeliyim, sağlıklı yaşamalıyım, spor yapmalıyım mantığındayım. O zaman birazcık yanlış başlamıştım bu aralıklı orucu konseptine. Zaten bir yerde sadece böyle 2-3 kilo falan kaybedebilmişim. Normalde de hani çok zor kilo kaybeden biriyim. Çok sağlıklı beslendiğim için vücudum hemen kilo kaybetmeyi benimseyemiyor. O yüzden aralıklı orucun kilo verme yönünden çok fazla bir verim alamamıştım. Ama ne gibi bir artısı oldu. Uykum düzene girdi. Artık sabahları çok daha rahat bir şekilde erken uyanabilmeye başladım. Cildim güzelleşti, gerçekten güzelleşti. Böyle bir ışıltı oldu, pürüzsüzleşti, daha böyle bir parlamaya başladı. Ve gün içindeki verimliliğim çok fazla arttı. Yani bana aralıklı orucun en büyük etkileri bunlar olmuştu. Bir de benim gibi böyle sıkıldıkça mutfağa gidip ağzınıza bir şey atmayı seven biriyseniz aralıklı oruç sizin için de iyi olabilir. Şöyle mesela akşam yemeği yedikten sonra birkaç saat sonra canım bir şey çekiyorsa mutfakta böyle ağzımı sürekli tıkıştırıyordum. Hani ayakta yiyordum ve ne yediğimi bilmiyordum. Ama aralıklı oruç konseptinde belli bir saatten sonra yemek yememeniz gerektiği için yani kalori devre olan bir şey yememez gerektiği için bir şeyler yemenize engel oluyor. Yani daha doğrusu bana engel olmuştu. Yaz sonlarına doğru böyle Ağustos, Eylül gibi falan tekrar denedim ben aralıklı orucu. Bu sefer zayıf olmak için değil. Sadece kendi beslenme düzenimden ve şeklimden sıkıldığım için farklı bir şey yapayım diye düşünmüştüm. Zaten sabahlar 7'de falan kalkıyordum. Sporumu da sabah yapmaya başlamıştım. Dedim ki neden combo yapıp aralıklı orucu tekrar başlamıyorum. O zaman böyle uzun uzun diye yeni yapmamıştım. Bir iki hafta falan yapmıştım. Yine aynı şekilde güzel bir verim almıştım. Bir hafta sonra, bir buçuk hafta sonra falan eski düzenime tekrardan geri dönmüştüm. Bu sefer ise niye yapıyorum? Şimdi niye yapıyorum? Birazcık sıkıldım açıkçası. Sürekli günde 3 öğün beslenmek, sürekli yemek düşünmek. Acaba kahvaltıda ne yesem? Acaba öğlen ne yesem? Acaba ara öğünde ne yesem? Acaba akşam öğünde ne yesem diye düşünmekten artık çok yoruldum. Yani Başak hani neden bu kadar düşünüyorsun diye soracak olursanız arkadaşlar ben yemek yemeyi çok seviyorum. Ben yemek yemek için yaşıyorum. Ben ciddi anlamda yemek yemek için varım. Ben tam anlamıyla bir boğa burcuyum ve gerçekten yemek yemeyi, yemekten zevk almayı çok ama çok seviyorum. O yüzden dedim ki hani birazcık daha artık daha az düşünmek istiyorum yemeği. Hani günüm daha verimli geçsin. Aklım sürekli yemek yemekte olmasın veya sabah kahvaltımı yaptıktan sonra bir insan oturup da öğlen yemeğini hayalini kurmaz yani hani. Eminim benim gibi olanlarınız vardır. Eminim benim gibi yemek yemeyi gerçekten çok sevenleriniz vardır ve beni anlıyordur. O yüzden dedim ki hani kısa süreli yine böyle bir iki haftalık falan aralıklı orucu deneyeyim. Bugün tam bir hafta oldu. Şu an çok iyi gidiyor. Hatta uykum tekrar düzene girdi. Akşamları erken yatabilmeye başladım. Sabahları erken uyanabilmeye başladım. Bugün gördüğünüz son bir haftadır böyle 8.30-8.40'dan 7.30-7.40'a çekmeye çalışıyordum uyanma saatime. Ve sonunda artık kalkabiliyorum. 4 alarmla kalkabiliyordum. Artık ilk alarmda böyle zıpın gibi zıplamaya başladım yataktan. Hani böyle bir enerji geliyor, bir verimlilik oluyor üstümde. Bunun tekrar olduğunu görmek, tekrar bu verimi alabilmek çok hoşuma gitti. Onun haricinde ben aralıklı orucu hangi saatler aralığında yapıyorum? Aslında benimki tam olarak aralıklı orucu saatleri aralığında değil sanırım. Ben 18'e 6 şeklinde yapıyorum. Sabah saat böyle 7.30-8.30 arası uyanıyorum, su içiyorum. Ardından böyle 9.30 civarı kahvemi içiyorum. Sporumu yapıyorum, işlerimi hallediyorum derken 12 ile 1 arasında da kahvaltımı yapıyorum. Akıllardaki tek soruyu cevaplıyorum. O süreye kadar acıkmıyor musun Başak? Acıkmıyorum. Niye bilmiyorum ama acıkmıyorum. Yani hani kahve içiyorum, su içiyorum falan beni aşırı şişiriyor. Zaten de spor yapıyorum. O sırada başka işlerimle uğraşıyorum derken aklım yemekte veya açlığımda olmuyor. Sabah kahvaltımı yaptıktan sonra akşama kadar bir şey yiyip içmiyorum. Böyle akşam saatlerinde 3.30 ile 4.30 arasında falan böyle bir açlık hissi geliyor. Bir şey yeme isteği geliyor. O zamanlara bir porsiyon meyve, yeşil çay, kahve ya da ceviz falan ağzıma atıyorum. Tam bugün göstereceğim. Akşam yemeğimi de 5.30 ile 6.30 arasında yiyip yeme penceremi kapatıyorum. 6.30'dan sonra genelde hiçbir şey yiyip içmiyorum. Bazen böyle saat 8 civarı falan midem bir kendini gösteriyor, şey diyor hani Başak ben buradayım diyor. O zamanlarda zaten yeşil çay yapıyorum ya da soda içiyorum. Zaten gün içerisinde yaklaşık 3.5-4 litre su tükettiğim için su beni inanılmaz şişiriyor ve açlığımı tamamıyla yok ediyor. O yüzden acıkmıyorum. Şu anlık bu şekilde yeme düzenim. Son bir haftadır böyle yani bir iki gün sonra falan sanırım normal düzenime tekrar geri döneceğim. Dedim ki aralıklı oruç yapıyorken neden sizlerle aralıklı oruç yaparken neler yiyorum paylaşmayayım. Bugün göreceksiniz neler yiyorum, neler içiyorum. Ve sonunda beklediğiniz şey geldi. Havuçlu yulaf tarifi. Bugün kahvaltıda göreceksiniz bunu. Ben şimdi kahvemi saat 9.40 gibi falan içtim. Yaklaşık böyle 1 saat sonra falan 10.30-11 civarı falan sporuma başlarım. 1 saat kardiyo yaparım, duşumu alırım ve kahvaltıya uçarım. Önce sporda, sonra kahvaltıda görüşürüz.
Selamlar, ben geldim ve yine mutfakta, şaşırmadınız biliyorum ama bugün hep mutfakta olacak. Neyse, saatler şu an 12:23'ü gösteriyor. Ben de kahvaltımı hazırlamaya başlayacağım. Havuçlu yulaf tarifi yapacağım. Eğer havuçlu tarçınlı kek sevenleriniz varsa, tarçınlı şeyleri seviyorsanız tek kelimeyle bayılacaksınız. Bu arada tarifi ben bulmadım. Yani yabancı fitness bloggerları, yabancı çektiği bir gün içerisinde neler yiyorum videolarında ve Türk yemek kanallarında ve Türk yemek Instagram hesaplarında çok popüler bir tarif. Aslında aşırı basit bir tarif. İnanılmaz kolay yapabileceğiniz bir yulaf tarifi. Ben çok severek yiyorum artık. Yani bu aralar sıcak yulaf olarak eskiden hep biliyorsunuz muzu ezip de pişiriyordum. Şimdi elma rendesi ya da havuç rendesi yapıyorum. Şöyle asıl tarifteki gibi yapmayacağım ben ama size asıl tarifin malzemelerini buraya yazıyorum. 1 adet havuç rendesi, 1 çay kaşığı tarçın, 3 yemek kaşığı yulaf, 2 çay bardağı süt, 1 yemek kaşığı bal, ceviz ve kuru üzüm. Ya da üstüne meyve de koyabilirsiniz. Bu size kalmış. Ben bu tarifte neleri değiştireceğim? Havucu pişirirken normalde 1 yemek kaşığı balla beraber kavurarak pişiriyorsunuz öyle tavada. Ben balı koymayacağım çünkü bugün inanılmaz böyle bir tatlı istemiyorum. Yani aslında tatlı bir şey yeme isteğim yok. O yüzden balı çıkartacağım ve 2 çay bardağı süt diyor. Ben 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı su kullanacağım ki biraz daha hafif olsun diye. Üstüne hani biraz daha kayısı ve üzümden koymak istiyorum. Hani o tatlı ihtiyacımı oradan almak istiyorum. Bu kadardı. Ve evet, havuçları rendeledim. Rendelerken kolum da koptu. Ben küçük küçük sevdiğim için minik minik rendeledim. Asıl tarifte 1 yemek kaşığını da bunun içerisine katıp kavurmaya başlıyorsunuz. Böyle birazcık böyle 5 dakika falan kavurduktan sonra ardından sütünü, suyunu, yulafını ekleyip tekrar normal yulaf gibi pişiriyorsunuz. Şimdi önce bunu birazcık kavuralım. Burada akşam yemeğimiz pişiyor. Enginar var. Akşama mükemmel bir yemek ya. Bayılıyorum. Aşığım bu yemeğe. Şu çıkan sesi duyuyor musunuz? Havuç böyle kavrulmaya başladı. Birazcık yumuşamaya başladı. Şimdi 2 bardak süt normalde tarifte ama ben 1 bardak süt, 1 bardak su kullanacağım. Şimdi en güzel kısım ise bir çay kaşığı ya da bir tatlı kaşığı ne kadar isterseniz tarçın ilave ediyoruz ki tatlansın diye, yoksa full tatsız bir şey olur. Hatta biraz daha tarçın koyayım. Şimdi karıştırıp böyle bir 8-10 dakika kadar pişmeye bırakacağım. Pişmeye yakın nasıl anladın nasıl göstereceğim zaten. Böyle yulaflar iyice şişmiş oluyor ve böyle ayrık yapmaya çalıştığınızda ayrılabilen kıvamda olduğu için piştiğini anlayabiliyorsunuz. Şu an böyle iyice fokurdamaya başladı. Böyle fokurdamaya başladıktan sonra altını böyle yarıma alıp dinlenmesini ve biraz daha böyle sakin pişmesini bekliyoruz. Ve yulafımız şimdi oldu. Nereden anladım? Şimdi ortasını böyle yaptığınız zaman, ayırdığınız zaman hemen birleşmiyorsa bu ayrık, yulafınız olmuş demektir. Şimdi sıra süslemede. Ve tada mükemmel gözüküyor ya. Havuç, süt, tarçın, kuru üzüm, kayısı, ceviz. Yani muhteşem. Var ya, tam bir mükemmelliyet abidesi. Yani tadıyorum. Hazır mısınız? Muhteşem. Yani yaparsanız üstüne kırmızı elma da koyabilirsiniz. Tarçınla ve yulafla çok yakışır. Ama havuçlu ve tarçınlı yapıyorsanız mutlaka ama mutlaka üstüne kuru üzüm ekleyin. Yani bu kadar mı yakışır? Bu kadar mı? Arkadaşlar mükemmel bir şey. Kesinlikle ama kesinlikle deniyorsunuz ve aşağı yorumlara yazıyorsunuz bana. Selamlar, saat şu an 3:40 geçiyor. Benim böyle birazcık midem kazınmaya başladı. Kahvaltımı yaptıktan sonra oturdum, tekrar bir çam daha video çektim. Makyaj yaptım ve deli gibi böyle aralıksız 1 saat, 1,5 saat boyunca konuştum. O yüzden inanılmaz yorgun hissediyorum ve kendimi birazcık böyle acıkmış hissediyorum. Şimdi mutfağa gideceğim. Büyük ihtimalle yeşil çay yapacağım kendime. Yanına da bir porsiyon meyve alırım diye düşünüyorum. Şimdi ara öğünümüzü hazırlamaya gidelim. Ve ara öğünde bu şekilde bir tam yeşil elma var burada.
Bir de yeşil çay. Bu aralar böyle yeşil çay taktığım için her öğünümde hep yeşil çay içiyorum. Aslında sabah böyle kayısı koyduğum için meyve yemesem diye düşündüm ama canım istediği için kendime yeşil elma almayı tercih ettim. Eğer yeşil elma yemeseydim bir avuç kadar badem, fındık, ceviz falan yanında yine yeşil çay yapabilirdim. Selamlar. Saat şu an 5:45 geçiyor ve benim böyle karnım gurulmaya başladı, acıkmaya başladım. Akşam yemeğimi hazırlayayım dedim. Konuşamıyorum. Yemek zaten hazır. Enginar yiyeceğim. Yanına da bir kase yoğurt alacağım. Salata yapmaya aşırı üşendiğim için ve domatesleri bir tek böyle minik minik dilimleyeceğim. Çünkü ben bir domates hastasıyım. Salatalıkla böyle çok aram yok. Ama niyeyse domatesi çok ama çok seviyorum. Şimdi yemeğimi hazırlıyorum. Şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Annem enginarı o kadar güzel yapıyor ki. Aslında annem bütün yemekleri çok güzel yapıyor. Mükemmel bir şey. Enginara ciddi anlamda çok bayılıyorum. Şu an şey düşünüyorum. Acaba kaç tane alsam? Kaç tane yesem diye. Çünkü kendimi enginar olunca durduramıyorum. Yemeğim bu şekilde. Yoğurduma kekik, pul biber, kimyon ve sumak koydum. 3 tane minik çiğ domates vardı. Domatesin üstüne de kekik, pul biber, yine sumak koydum. Ben tam bir baharat hastasıyım. Mükemmel bir akşam yemeği. Bu enginarları da annem yaptı. Arkadaşlar tadına baktım. Böyle muhteşemlik bir şey görmedim ben. Sen ne yaptın ya? Ben bu kadar eli lezzetli bir insan görmüyorum. Evet, onun için bekledim. Senin göstermem lazım. Eline, koluna, yüreğine sağlık. Şimdi karantinaya girmeden önce annemle yürüyüş yapmaya karar verdik. Yürüyüşe çıkıyoruz. Selamlar. Saat şu an 10'a çeyrek var. En son konuşmamızda ben yürüyüşteydim. Yürüyüşten sonra pertim inanılmaz bir şekilde çıkmıştı. Yemek beni biraz fazla şişirdi. Sanki enginarın porsiyonunu kaçırırım gibi geldi ve birazcık böyle midem çok şişti. Yemekten sonra son ara öğün olarak artık soda içerim diyordum. Ama yürüyüşe gidip geldikten sonra canım hiçbir şey yiyip içmek istemedi. O yüzden soda içmekten de vazgeçtim. Ve evet, aralıklı oruç yaparken yediklerim bu şekildeydi. Saat şu an 10 ama benim şu an inanılmaz bir şekilde uykum geldi. Anlayamadım yani neden saat 10'da uykum geldi. Normalde böyle 11.30 civarı falan gelmeye başlamışken şu an daha da erken geldi. O yüzden biraz bir uyku mahmurluğuyla konuşuyorum. Belki daha bir ilki daha deneyip, ne demekse artık. Bir ilki imza atıp, yani başak olarak bir ilki imza atıp birazdan uyuyabilirim. Ben aralıklı oruç yaparken bu şekilde besleniyorum. Sizlerden aralıklı oruç yapanlarınız var mı? Varsa siz nasıl yapıyorsunuz? Neler dikkat ediyorsunuz? Yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Umarım bu neler yiyorum video serisini seviyorsunuzdur. Karantinadan beri böyle için hale çekmeye devam ettiğim fix serilerden bir tanesi. Kendisi zayıflarken neler yiyorum çektim, spor yaparken neler yiyorum çektim, kilomu korurken neler yiyorum çektim, şimdi ise aralık oruç yaparken neler yiyorum çektim. Bir sonraki konsept ne olsun istersiniz? Ne yaparken ne yiyorum olsun istersiniz? Aşağı yorumlara fikirlerinizi, önerilerinizi yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.